Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 10 Aralık 2016 Cumartesi. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını açacak ilk adım bugün atıldı. Türkiye'nin merakla beklediği anayasa değişiklik teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 21 maddeden oluşan teklife ilişkin açıklama ise AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak'tan geldi. AK Parti ile MHP arasında uzun süredir devam eden müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmasının ardından hazırlanan anayasa değişiklik teklifinde ilk aşama tamamlandı. 316 imzalı teklif akşam saatlerinde AK Parti Grup Başkan Vekilleri Mustafa Yeditaş, Mehmet Muş ve Naci Bostancı tarafından Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iletildi. Teklifin Meclis Başkanı'na sunulmasının ardından AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül ile MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak ortak açıklama için kameraların karşısındaydı. Yasamanın güçlendirildiği, yürütmenin güçlendirildiği, yargının da bağımsız ve tarafsız olduğu yaklaşık 70 maddeyi ihtiva eden toplam 21 maddelik anayasa değişiklik teklifimizi AK Parti olarak sunduk. AK Parti Genel Sekreteri Gül, CHP'nin daha önce önerdiği 7 maddenin de teklifte yer aldığını söyledi. Bu metin bir uzlaşı metnidir. CHP'den milletvekili arkadaşımızın da, Bülent Tezcan Bey'in de bulunduğu bir çalışma yaptık. Hepinizin takip ettiği. Orada 7 madde üzerine anlaşmıştık. Bu maddeler de bu anayasa değişikliği teklifimiz içerisinde derc edilmişti. Bu da çok tarihi bir anlaşmadır. MHP Afyon Milletvekili Mehmet Parsak da AK Parti ile değişiklik konusunda tam mutabakata vardıklarını vurguladı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının nihai olarak tam mutabakatları çerçevesinde anayasa değişiklik teklifi metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından arz edilmiştir. AK Parti ile MHP'nin üzerinde anlaşarak meclise sunduğu anayasa teklifi hem yönetim sistemi hem de yargı ve seçimlerle ilgili önemli değişiklikler içeriyor. İşte kamuoyunda aylardır tartışılan anayasa değişiklik teklifinin ayrıntıları. Yürüttüğümüz çalışmalar, müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir. AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı anayasa teklifi yürütme, yasama ve yargı alanında önemli değişiklikler içeriyor. Artık meclisin değerlendirilmesi ışığında sonuçlandığı takdirde memleketimiz için hayırlı sonuçlar vereceği inancındayım. Mevcut anayasada yer alan Cumhurbaşkanı siyasi parti ile ilişiğini keser maddesi kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı parti üyesi olabilecek, başbakanlık kalkacak. 2019'dan itibaren milletvekili sayısı 600 olacak, yedek milletvekilliği getirilecek. Seçilme yaşı ise 18'e inecek. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler 2019 yılının Kasım ayında, yerel seçimler ise aynı yıl Mart ayında yapılacak. Anayasa teklifiyle HSYK'nın yapısı değişiyor. HSYK üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı, yarısını meclis seçecek. HSYK seçimlerinde ilk iki turda 5'te 3 çoğunluk aranacak. Seçimler son tura kalırsa kura yöntemi devreye girecek. Teklifle askeri yargı kaldırılıyor, Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 15'e düşüyor. Jandarma Genel Komutanı Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkarılıyor. Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk getirilirken Yüce Divan'a sevki için 3 aşamalı süreçte anlaşıldı. Salt çoğunluk olan 301 imzayla Cumhurbaşkanı hakkında önerge verilebilecek. Komisyon oluşturulması için 5'te 3 çoğunluğun yani 360 milletvekilinin evet oyu gerekecek. 400 oyla da Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk edilebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik teklifinin Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. Son sözü milletin söyleyeceğini dile getiren Erdoğan, "Temennim odur ki bu parlamentodan 330'u aşacak şekilde geçer." diye konuştu. Döviz kuruyla yüksek faizlere yönelik eleştirilerini de yineleyen Erdoğan, sinsi bir oyunla Türkiye'de diz çöktürülmek istendiğini kaydetti.
Bazıları döviz kurunun artmasının arkasındaki gerçekleri, oynanan oyunları, kimlerin bunu niye yaptığını görmek istemiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüksek kur ve faize neden karşı olduğunu açıkladı. Biz tüm dünyada reel sektörün hasmı olarak gördüğümüz kurun da faizlerin de yükselmesine karşıyız. Çünkü biz yatırım istiyoruz. Biz istihdamın artmasını istiyoruz. Biz üretim istiyoruz. Türkiye İnovasyon Haftası nedeniyle İstanbul'da düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, dış ticarette yerli para kullanılması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. İşte Rusya ile görüştük, İran'la konuştuk, Çin aynı şekilde. Mutabık kaldık. Ve merkez bankalarımıza da talimatı verdik. Türkiye'nin kirli bir oyunla karşı karşıya olduğunu söyleyen Erdoğan, batılı ülkeleri işaret etti. Çok kirli, çok sinsi bir dizi oyunla elimizi kolumuzu bağlamaya, bize diz çöktürmeye çalıştılar. NATO'nun bir komutanı Türkiye'de darbe yapmaya kalkıştıkları için görevden alınan, tutuklanan subayların yasını tuttuğunu açıkça söyleyebiliyor. Avrupa Birliği'nin siyasetçileri ve bürokratları Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Türkiye'nin geldiği noktadan ve ulaşmak istediği yerden rahatsız olanlar bu duygularını ve niyetlerini saklayamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz bozdurma çağrısına uyan vatandaşlara da teşekkür etti. İşte milletim ne yapıyor? Yastığının altında ne var ne yok gidiyor TL'ye dönüştürmek suretiyle kendi param için her şeyimi seferber ediyorum. Bu millet büyük bir millet. Esenyurt Belediyesi'nin toplu açılış törenine de katılan Erdoğan'ın gündeminde bu kez yeni anayasa teklifi vardı. Yeni anayasayla ilgili hazırlıkları parlamentoya sunacaklardı. Temennim odur ki parlamentodan bu 330'u aşacak şekilde geçer ve ondan sonra da parlamento bunu milletimize taşıyacak, milletimize gelir. Erdoğan son kararı milletin vereceğini söyledi. Bütün bunlara hazır mısınız? Hazır mısınız bunlara? Milletimiz için hayır olsun. Ülkemiz için hayır olsun. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcı olsun. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan Yeni Çağ gazetesini ziyaret etti. Basın özgürlüğü vurgusu yapan CHP lideri hükümeti sessiz kalmakla eleştirdi. AK Parti ile MHP'nin uzlaştığı yeni anayasa teklifi de Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. CHP Genel Başkanı Türkiye'nin diktatör rejimine doğru götürüldüğünü savundu. Yeni Çağ'a yapılan saldırı demokrasiye yapılmış saldırıdır. Basın özgürlüğüne yapılmış saldırıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maskeli bir grup tarafından taşlı sopalı saldırıya uğrayan Yeni Çağ gazetesinin İstanbul'daki binasını ziyaret etti. Doğruları yazan gazeteler üzerine, gazeteciler üzerine baskılar gelecektir. Hep birlikte gazetecilerin özgürce çalışabilecekleri bir ortamı yaratmak görev. Sayın seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım şu sıralarda açıklama yapıyor. Şimdi kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra İş mecliste. Meclis önce komisyonda, anayasa komisyonda teklif görüşülecek. Daha sonra anayasada belirtilen esaslara uygun olarak genel kurul görüşmeleri tamamlanacak. Genel kurulda her bir madde 330 ve üzerinde kabul oyuyla geçmesi halinde tamamı oylanacak. Ve ondan sonra da artık referandum için gün sayacak. Yani son kararı millet verecek. Milletin verdiği karar hepimizin başı göz üstüne bir karar olacaktır. Babam, en dikkat çekici maddeler neler? Bugün internet sitelerinde de vardı, gazetelerde de vardı. Arkadaşlar, içerikle ilgili pazar günü inşallah öğlen saatlerinde çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Onun için ayaküstü bu içerikte şu var, bu var diye söylemem eksik bilgiye dayalı olur. Ama şu kadarını söyleyeyim. Getirilen
değişiklik teklifinde bir esas maddeler var, bir de uyum maddeleri, geçici maddeler ve geçiş hükümleri var. Şöyle söylemek lazım, toplam 21 madde. Bu 21 maddenin yanılmıyorsam 18'i esas maddelerden oluşuyor. Diğerleri de işte geçiş, uyum ve geçici maddelerden oluşuyor. Ne var? Belli başlı yargının tarafsız olduğu anayasada yazıyor ama biz bağımsız olduğu yazıyor. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Bağımsız ve tarafsız yargıya vurgu yapılıyor. Esasında getirilen bu değişiklik teklifinde başlangıçta Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte çalıştığı ve uzlaşmaya vardıkları 7 maddeden en az 5'i de yer alıyor. Dolayısıyla bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de mutabık olduğu maddeler var. Bunlar askeri yargının kaldırılması, yargının bağımsız tarafsız olması, efendime söyleyeyim diğer birkaç madde daha var. Ayrıca seçilme yaşı 18'e iniyor, milletvekili sayısı 600'e çıkıyor ve en önemli düzenlemeler şöyle söyleyebiliriz. Yasama ve denetleme görevini sürdüren meclis güçlendiriliyor. Aynı şekilde de yürütme görevini yerine getirecek olan Cumhurbaşkanlığı, o da yetki kargaşası sona eriyor. Yürütme için ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapar hale geliyor. Ve böylece meclisin yürütme üzerinde, yürütmenin de meclis üzerindeki bir anlamda etkisi asgari düzeye indirilmiş oluyor. Bu da hem meclisi güçlendiriyor hem yürütmeyi güçlendiriyor. Ama hepsinden daha önemlisi, bu getirilen değişiklikle artık koalisyonlar dönemine son verilmiş oluyor. Sürekli güçlü siyasi iktidar çıkaran, istikrarı da beraberinde getiren bir süreci başlatmış oluyoruz. Ülkemize, milletimize yapılacak bu değişikliğin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni anayasa ilişkin açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık ve devam ediyoruz. Mecliste devam eden bütçe görüşmelerinde tansiyon yine yükseldi bugün. AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç arasında tartışma yaşandı. Oturumu yöneten meclis başkan vekilinin uyarıları da tansiyonu düşürmeyince olası bir kavga oturum ara vererek engellendi. Devlet durup dururken operasyon yapmaz. Operasyonlar dursun, hendekler kapatılacak. Böyle bir şey olamaz. Burada çıkıp bunlara karşı bir duruş sergilemesi gerekir hatibi. Kimden gelirse gelsin şiddeti reddediyoruz. Şiddet sorunların çözümünde birer yöntem olmadığı için bugün ben parlamentodayım. Bütçe görüşmelerinin sürdüğü genel kurulda çıkan hendek tartışması sinirleri gerdi. Sayın Önder'i dinleyeceğim lütfen. AK Partili Hakan Çavuşoğlu, CHP'li Engin Özkoç'u HDP'ye destek olmakla suçlayınca ikili arasında tartışma çıktı. Devlet konuşmalarına dikkat edin. Ne zaman gerekçe kılacağım belli olmaz. Evet. Sayın milletvekilleri. Konuşmalarına dikkat edin. Sayın milletvekilleri. Sayın Özkoç.
Adam gibi konuş. Sayın Özkoç. Adam gibi konuş. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç. Sayın Özkoç, lütfen dilinize dikkat edin. Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı'nın uyarıları da gerilimi dindirmeyince oturuma ara verildi. Birleşme 30 dakika ara veriyorum. Sayın Önder. 15 Temmuz darbe girişimin araştırma komisyonu çalışmalarında sona yaklaşıyor. Komisyon üyeleri 3 gün sürecek İstanbul incelemelerine dün akşam Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ziyaretle başladı. Komisyon üyeleri bugün de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeydi. Canınızı ortaya koydunuz. Burada fedakarca mücadele ettiniz. Siz bizim kahramanımızsınız. 15 Temmuz gecesinin kilit noktalarından biri Atatürk Havalimanı'ydı. 7 adet zırhlı personel taşıyıcı ve 2 adet tank peyderpe basın ekspresi takibi geldiler. Meclis Darbe Komisyonu havalimanında yaşananları o anın tanıklarının ağzından dinledi. Sayın İl Emniyet Müdürümüz telefonla beni aradı. Her ne olursa olsun operasyonu başlatın şeklinde bir talimat oldu. 2.15. Evet, gece 2.15'te. Darbecilerin hedefi hava trafik kontrol kulesiydi. Saat 23.35'te kuleye 2 polis ve 7-8 kadar asker geldi. Göreve el koyduklarını söylediler. Biz buranın da işgal altında olduğunu sonradan öğrendik. Marmaris'ten İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan da kuleyle sürekli irtibat halindeydi. Canlı bomba 28 Haziran'da nasıl burada olduysa kısa sürede bu hizmeti açtıysanız kuleyi de hizmeti açın dedi. Cumhurbaşkanı söyledi. Açın dedi. Havalimanındaki direniş darbecilerin suikast planlarını da suya düşürdü. Cumhurbaşkanını kaçırdıklarını anladıkları an helikopter ikinci B planına geçiyorlar. Helikopterli suikast timleri geliyor buraya. Direnişin adreslerinden biri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesiydi. İl Emniyet Müdürümüz telefonla aradı ve şöyle bir talimat verdi. Vaktim yok fazla, öleceksiniz, öldüreceksiniz, vatanı teslim etmeyeceksiniz. Emniyet binasına tanklarla yaklaşamayan darbeciler bu kez havadan taarruz başlattı. Binamızın orta kısmına helikopterle inmeye çalıştık. Arkadaşlar bütün evlerindeki bütün silahlarla cevap verdik. Bu manada vatan bizim için çok önemliydi. Komisyon üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 15 Temmuz gecesi belediye binası önünde yaralanarak gazi olan Adviye Gül İsmailoğlu'nu da ziyaret etti. Benim yanıma bir yara düştü. Dizinden vurulmuştu sanırım. Ona bakmak için ayağa kalkarken ben sırtımdan hissettim acıyı. Sırtımdan vurulduğunu düşündüm. Bir de plastik mermi olarak düşünüyordum. G3 mermisi kolumdan gelip sırtımdan çıkmış. FETÖ operasyonlarının yeni dalgası İstanbul'dan geldi. Hibmet adı altında örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen aralarında iş adamlarının da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 85 ekiple 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aramalar devam ederken bazı şüpheliler gözaltına alındı. Baylok ve Kakao gibi şifreli mesajlaşma programlarını kullanan şüphelilerden 9'unun yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin himmet adı altında topladıkları paraları yurt dışına kaçırdıkları masak raporlarıyla ortaya çıktı. Örgüt adına toplanan paraların Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki bazı hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla iş adamlarınca Afrika ve Asya'daki ülkelere kaçırıldığı tespit edildi. Yurt genelinde devam eden FETÖ operasyonları zaman zaman çarpıcı görüntülere de sahne oluyor. İşte o anlardan biri İzmir'in Menemen ilçesinde yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada hakem Samet Gaceroğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Fakat şüpheli adresinde bulunamadı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakemin Hisarlık Gençlik Spor'la Dikili Belediyespor arasındaki maçta görevli olduğunu tespit etti. Menemen Stadı'nda önlem alan ekipler Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olduğu öğrenilen hakemi müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla gözaltına aldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Avrupa Birliği ile yaşanan krize bir yenisi eklendi. Avrupa Yargı Konseyi Ağı, HSK'nın gözlemci statüsünü askıya aldığını açıkladı. Merkezi Hollanda'nın La Haye kentinde bulunan Avrupa Yargı Konseyi Ağı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun gözlemci statüsünü şartları yerine getiremediği gerekçesiyle geçici olarak askıya aldı. Gerekçeli kararda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargı kurumlarında çok sayıda kişinin görevine son verildiği, HSK'nın da yasama ve yürütmeden bağımsız bir şekilde karar alamadığının gözlemlendiği öne sürüldü. Sayın seyirciler, Diyarbakır'da jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda neyse ki can kaybı ve yaralanan olmadı. Kuzey İran, Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında ise sınır birliklerine saldırı hazırlığındaki 19 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki Teknebaşı jandarma karakoluna bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamanın şiddeti çevre ilçelerden de hissedilirken saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı. Güvenlik güçlerince bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise İran kuzeyindeki Gara bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta hudut birliklerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 19 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Harekatta teröristlere ait 2 sığınak, 3 barınak ve 1 lojistik tesis de imha edildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 109. gününde gözler Elbap kasabasında. Özgür Suriye Ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unsurların kasabaya girdiği belirtiliyor. Çıkan çatışmalarda 10 muhalif hayatını kaybederken 2 asker yaralandı. Türk savaş uçakları da IŞİD'e ait 39 hedefi vurdu. Özgür Suriye Ordusu bizim de desteğimizde Elbap'a yanaşmış durumdadır ve kısa süre içinde buradaki operasyonun da tamamlanması öngörülüyor. Özgür Suriye Ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle IŞİD'in elindeki Elbap kasabasına girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait onlarca tank ve zırhlı aracın desteğinde ilerleyen muhalifler şiddetli direnişe karşın iki mahallede kontrolü ele geçirdi. Bordo Berililerin de katıldığı operasyon devam ederken Elbap'ta sokak çatışmaları yaşandığı belirtiliyor. Çatışmalarda çok sayıda IŞİD militanı öldürülürken 10 muhalif hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. Helikopterle çatışma bölgesinden alınarak kilise getirilen askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Türk savaş uçakları da bölgedeki IŞİD hedeflerini ateş altına aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre hava harekatında Elbap ve Zarzur'da IŞİD'e ait 39 hedef imha edildi. İnsansız hava aracı tarafından Zarzur bölgesinde tespit edilen 4 terörist ise etkisiz hale getirildi. IŞİD'in Suriye'deki başkenti Rakka'nın kurtarılması operasyonunda en kritik aşamaya geçildi. Ağırlığını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin kenti tamamen kuşattığı belirtildi. Amerikan yönetimi de operasyona ek kara gücü gönderme kararı aldı. IŞİD'in Suriye'deki başkenti Rakka'nın kurtarılması için 5 Kasım'da başlatılan Fırat'ın gazabı operasyonunda son aşamaya geçildi. Ağırlığını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Teşrin kasabasından kuşatma altında tuttukları Rakka'ya doğru ilerlemeye başladı. 40 köy ve yaklaşık 20 mezrayı IŞİD'den alan Suriye Demokratik Güçleri'nin batı yönünden ilerlediği belirtiliyor. Geri alınan bölgelerde IŞİD'in evlere, araçlara ve yollara tuzakladığı mayın ve patlayıcılar imha ediliyor. Koalisyon uçakları da bölgede IŞİD mevzilerini ve örgüte ait bomba yüklü araçları imha ediyor. Irak'taki Şii milis gücü Haşd-i Şabi de operasyona destek için Tel Afer ile Rakka arasındaki bağlantı yolunu kontrol altına alarak IŞİD'in lojistik sevkiyatını kesmişti.
Amerikan Savunma Bakanlığı da kritik aşamaya geçen operasyon için Suriye'ye ek kara gücü gönderme kararı aldı. Amerikan Savunma Bakanı Ashton Carter, Rakka operasyonuna yardımcı olmak için aralarında özel güçlerin de olduğu yaklaşık 200 askerin Suriye'ye konuşlandırılacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın ek asker gönderilmesini onayladığını kaydeden Carter, eşsiz yeteneğe sahip bu askerler halihazırda Suriye'de bulunan 300 Amerikan özel gücüne katılacak dedi. Suriye'de gözler bir yandan da Halep'te. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması içeren karar tasarısını kabul etti. Operasyonların 5 gün askıya alındığı açıklamasına rağmen muhalifleri hedef almaya devam eden Suriye ordusunun Usa kentin %95'inde kontrolü sağladığı açıklandı. Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te kontrol artık Suriye ordusunda. Rusya'nın operasyonların 5 gün askıya alındığı açıklamasına rağmen muhalifleri hedef almaya devam eden Suriye ordusunun kentin %95'inde kontrolü sağladığı açıklandı. Ordu birlikleri tarafından ikiye bölünerek çembere alınan muhalifler ise 15 kilometre karelik alanda sıkışmış durumda. Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi son 24 saatte Halep'in doğusunda militanların kontrolündeki mahallelerden 18 bin sivilin tahliye edildiğini belirtti. Şam yönetimi de silah bırakıp Halep'in batısına geçen 28 militanın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aldığı kararla affedildiğini duyurdu. El Nusra cephesini sivillerin tahliyesine engel olmakla suçlayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılmasını içeren karar tasarısını 122 oyla kabul etti. Kanada tarafından hazırlanan karar tasarısının bir bağlayıcılığı olmasa da tasarıyı destekleyen ülkelerin Güvenlik Konseyi'ne veto kararları ile tıkayan Rusya ve Çin'e güçlü bir birlik mesajı verdiği dile getirildi. Sayın seyirciler, Siirt'teki heyelan faciasının 24. gününde bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altındaki bir işçi arama çalışmaları sürüyor. Bizim bir umudumuz vardı, dedik inşallah hani bir insan sağ kurtulma imkanı olsa, bizim artık bir umudumuz da yok. Bu saatten sonra da umut diye bir şeyler kalmaz. Günlerdir süren bekleyiş yerini acıya bıraktı. Siirt'in Şirvan ilçesindeki heyelan faciasının 24. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Maden köyündeki bakır madeninde 17 Kasım'da meydana gelen faciada toprak altında kalan 16 işçiden 14'ünün cenazelerine ulaşılmıştı. İşçilerden 21 yaşındaki İbrahim Kılınç ile 27 yaşındaki Halil Başer için çalışmalar sürerken arama kurtarma köpeklerinin tepki verdikleri bölgede bir işçinin cesedine ulaşıldı. Toprak altından çıkarılan ceset otopsi ve kimlik tespiti için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin kamyon şoförü Halil Başer'e ait olduğu belirlendi. Otopsinin ardından aileye teslim edilen cenaze, çarşı camisinde kılınan cenaze namazının ardından Zeviye Mezarlığı'nda defnedildi. Halil Başer'in kardeşi ise faciadan kıl payı kurtuldu. O gün için altında ben de olabilirim. Ben raporluyum, o gün rapor olmuştum. Ekiplerin enkaz altındaki İbrahim Kılınç'a ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Çalışmalara engel olan büyük kayalar dinamitle patlatılıyor. Edirne'de bir Himam Hatip Lisesi'nde çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonucu ancak kontrol altına alınabildi. Vallahi yazıklar olsun abi. Böyle belediye başkanı. Ya ben üzülüyorum ya. O okulda ben çalıştım ya. Neye yansın bu ya abi? Neye yansın ya? Edirne'nin Barutluk mahallesinde bulunan Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısında yangın çıktı.
Alevlere Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Can kaybıyla ilgili ya da bir yaralanma ile ilgili bir tehdit söz konusu değil. Şu anda da mal kaybını en asgari şekilde durdurmaya çalışıyoruz. Ancak yangının büyümesiyle olay yerine takviye ekipler gönderildi. Okulun yurdunda kalan öğrenciler de söndürme çalışmalarını panik ve korku dolu gözlerle izledi. Söndürme çalışmaları sırasında rüzgarın yön değiştirmesiyle bir itfaiye eri zor anlar yaşadı. Şu anda kendisinin geri çekilmesini istiyor, ateşlerin arasında kaldı. Rüzgarın etkisiyle, evet, ateşin içinde şu anda. Yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından alevler kampüs içinde bulunan öğrenci yurduna sıçramadan kontrol altına alındı. Yeni olan ümmeti hakkında kötü bir sürprizle karşılaştık. Çatıda bir yangın çıktı. Şu anda kontrol altına alındı. Allah'a şükür bir can kaybımız yok. Şu anda da sebebi araştırılıyor. Kadın cinayetlerine son halka Bolu'nun Gerede ilçesinde eklendi. 18 yaşındaki tekstil işçisi evini bastı, üniversite öğrencisi genç kızı öldürdü, erkek arkadaşını da yaraladı. Üniversite öğrencisi genç kızın evini basan adam önce erkek arkadaşını yaraladı, ardından ormanlık alana götürdüğü kızı başından vurarak öldürdü. Olay Bolu'nun Gerede ilçesi Dayıoğlu mahallesinde meydana geldi. İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Cihat Keçi, sabaha karşı Gerede Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Berfin Yıldız'ın oturduğu eve pencereden girdi. Keçi zorla girdiği evde bulunan Berfin Yıldız ve erkek arkadaşı Aziz Başaran'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Cihat Keçi belinden çıkarttığı tabancayla Aziz Başaran'ı elinden yaraladı. Berfin Yıldız'ı evden zorla dışarıya çıkartan Keçi, Karapınar mevkiindeki ormanlık alana götürdü. Berfin Yıldız'ı başından vurarak öldüren zanlı, olayın ardından polis ekiplerini arayarak cinayeti itiraf etti. Neden işlediniz cinayeti? Olay yeri inceleme ekiplerinin başlattığı çalışmanın ardından Cihat Keçi ifadesi alınmak üzere Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Pişman oldunuz mu? Bir saniye arkadaş. Berfin Yıldız'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yaralanan Aziz Başaran hastanede tedavi altına alındı. Bursa'da PTT Emir Sultan Şubesi'ni soyan zanlı yakalandı. Soyguncu oyuncak silahla gerçekleştirdiği ve çaldığı parayla borcunu ödediği ortaya çıkan evli ve iki çocuklu tekstil işçisi çıkarıldı. Mahkemece tutuklandı. 8 Aralık'ta Bursa'da PTT şubesini silahla soyan zanlının kaçışı 2 gün sürdü. Emir Sultan Mahallesi'ndeki şubeye mesai saatinin bitimine yakın girerek kasadaki paraları alan soyguncunun 33 yaşındaki tekstil işçisi Hasan Kuşçu olduğu belirlendi. Soygunun ardından taksiyle kayıplara karışan Kuşçu'nun Görük'te de arkadaşları olduğunu tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti. Arama çalışmalarını Görük'le civarında yoğunlaştıran polis 2 gündür aranan zanlıyı İzmir yolunda yürürken yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde soygunu borçlarını ödemek için oyuncak silahla gerçekleştirdiğini söyledi. Soygunu önceden planlamadığını da belirten zanlı, emniyetteki ifadesinde doğalgaz ve su faturasını ödeyemediği için bunalıma girdiğini savundu. Soygunun ardından oyuncak tabancayı yakınlardaki bir çöpe attığını da belirten şüpheli, çaldığı parayla arkadaşlarına olan borcunu ödediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa'da bir kadın memurun yaralandığı PTT şubesi soygunu sendikaların tepkisini topladı. Sendika üyeleri soygun girişimlerine karşı PTT şubelerinde güvenlik tedbiri alınmasını istedi. Bursa'da iki kadın memurun ölümle burun buruna geldiği, 7 aylık hamile memurun da yaralandığı PTT şubesi soygunu sendikaları ayağa kaldırdı. Bu olay ilimizde gerçekleşen ilk soygun olayı değildir. Soygunlar belirli aralıklarla görülmektedir. Özellikle Yıldırım'da birçok şubemiz soygunlara maruz kalmıştır. Ölümlü soygunlar ise hafızalarımızda hala yerini korumaktadır.
Emir Sultan Şubesi'ndeki soyguna tepki gösteren Birlik Haber Sen üyeleri heykeldeki PTT binası önünde toplandı. Şubelerdeki güvenlik sorunu hala devam etmektedir. Güvenlik görevlisi olmadan PTT şubeleri çalışmaya devam etmektedir. O zaman soruyoruz. Mesleği gişede vatandaşa hizmet etmek olan şubedeki çalışanlarımıza doğrulturan silah kullanılsaydı ve bu arkadaşlarımız ölseydi, bunun hesabını kim verecekti? Sendika temsilcileri PTT şubelerinde güvenlik önlemleri alınmasını istedi. Şubelerimiz birleştirilerek güvenli noktalara taşınmalı ve güvenlik görevlisi konularak tek personel çalışan şubemiz olmamalıdır. Şubelerimiz can ve mal güvenliğine karşı korunaklı ve güvenli hale getirilmelidir. Emniyet Genel Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi huzur operasyonu için düğmeye bastı. 81 ilde yaklaşık 40 bin polisin katıldığı huzur operasyonları düzenlendi. Operasyonların Bursa ayağında 5 bin kişi güvenlik sorgulamasından geçirilirken 67 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı talimat verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü huzur operasyonu için ülke genelinde harekete geçti. 81 ilde yaklaşık 40 bin polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bursa'da da asayiş, terör, narkotik, çevik kuvvet ve trafik ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Gel. Bir daha. Yaklaşık 1000 polisin görev aldığı operasyonlarda uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde ekipler narkotik köpeği Alfa ile arama yaptı. Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yoğunlaşan operasyonlarda gece kulüpleri de polisin takibindeydi. Konsomatris çalıştıran mekanlara ceza yağarken pasaportu ve çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın MOBESE merkezinden takip ettiği operasyonlar kapsamında 1112 kişinin GBT sorgusu yapılırken 37 kişinin arandığı tespit edildi. Kız konukları Osmanlı kahvecisi arkasında. Dükkan, otomobil, park ve bahçelerle birlikte şüphelilerin üst aramalarında 55 gram uyuşturucu madde, 5 gram bonzai, 1 kuru sıkı, 4 ruhsatsız tabanca, 43 fişek, 2 muşta, 1 elektroşok cihazı ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi. 67 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 774 araç da polis takibine takıldı. Araç sorgularının ardından 63 sürücüye 27.400 lira ceza kesildi. Gel. Bursa'da vatandaşlar alkol ve uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu parka bastı. Ellerinde pankartlarla parka yürüyen vatandaşlar bölgede denetimlerin arttırılmasını istedi. Alkol ve uyuşturucu bağımlıları bir okulun yanındaki parka mesken tuttu, sabrı taşan öğrenci ve veliler soluğu sokakta aldı. Hürriyet'teki Hüseyin Karabacak İlkokulu yanındaki parkta alkol alıp uyuşturucu kullanan bazı kişilerin öğrencileri rahatsız ettiğini savunan veliler pankart ve sloganlarla sokağa döküldü. Okul çevresinde 100 metreye kadar alkol satılmaması gerekiyor, bunu herkes biliyor. Bir de alkol alanların burada abuk subuk halleri, terbiyesizce tavırları var. Biz bunları istemiyoruz. Buranın belediyeye bağlı bir aile parkı, çay bahçesine bahçesi olmasını istiyoruz. Protesto sırasında parkta bulunan uyuşturucu düzeneği vatandaşın tepkisini haklı çıkardı. Şimdi ben de hani genelde alkol içiliyor zannediyordum ama uyuşturucu da içiliyor. Bu yani, ne oluyor bu? Ne bileyim, kuva tarzını şey yapmışlar öyle mi? Bunlara karşıyız. İstemiyoruz bunların hiçbirini. Buradan biz de buranın kalkması ve içki içenlerin buraya gelmemesini, dinlercinin buraya gelmemesini istiyoruz. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan en acı günlerinden birini yaşadı. Özkan, 90 yaşında hayatını kaybeden babası Seyit Ali Özkan'ı son yolculuğuna uğurladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, baba acısıyla sarsıldı. Özkan'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören babası Seyit Ali Özkan, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geçmişlerimize rahmet eylesin.
Siyasiler de acı gününde Özkan'ın yanındaydı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve ilçe belediye başkanları Seyit Ali Özkan için Karacabey Ulu Cami'de kılınan cenaze namazında saf tuttu. Bursa ve Karacabey'deki siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı namazın ardından Özkan'ın cenazesi Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Son yıllarda giderek önem kazanan sağlık turizminin en etkin alanlarından biri de dental tedavi. Diş hekimliği alanındaki uygulamaları kapsayan tedaviler için tercihi Türkiye olanların ortak noktası ise maliyetin düşük olması. Yurt dışında yaşayan hastalarımızın bizi tercih etme nedenlerinin başında implant, diş ameliyatları ve estetik müdahaleler geliyor. Bursa sağlık turizminde engel tanımıyor. Yeni ulaşım yollarıyla Sabiha Gökçen Havaalanı'na artık Bursa'dan ulaşım yaklaşık 50 dakikaya indi. Dental turizm, sağlık turizminin diş hekimliği alanındaki uygulamalarını kapsıyor. Sağlık turizminin gelişmesinin temel nedeni ülkeler arasındaki fiyat farklılıkları, diş ameliyatları gibi müdahaleler birçok Avrupa ülkesinde sigorta kapsamı dışına çıkarıldı. Sağlık hizmetinin pahalı olduğu ve bekleme süresinin çok uzun olduğu, işte İngiltere, Kanada gibi ülkelerden hastalar sağlık turizmi adı altında Türkiye'ye gelmekte. En çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alan implant tedavisi için 2 haftalık süre yeterli. Yurt dışından gelen hastamız bize ulaştıktan sonra 2 hafta içerisinde hem cerrahi işlemi hem de üzerine yapacağımız dişi tamamlayabiliyoruz. Dental turizm için Bursa'yı ziyaret edenlerin başında gurbetçiler geliyor. Bursa'ya özellikle sık akrabalık ilişkisi yaşadığımız Balkan ülkeleri, Yunanistan, Bulgaristan gibi daha çok gurbetçi vatandaşlarımızın yaşadığı ve Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler. Peki implant yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli? Hastaların implant yaptırmadan önce dikkat edeceği şey implantın geçmişini araştırmak. Çeşitli ülkelerde implant uygulanıyor mu, kaç senedir uygulanıyor ve köklü bir firma mı bulunduğu ülkenin pazarında ya da dünya pazarında kaç senedir var? Öncelikle buna bakılması gerekiyor. Sayın seyirciler, Bulgaristan'da doğalgaz taşıyan bir tren raydan çıktı. Devrilen vagonlar demir yolu çevresinde bulunan evlere çarparak infilak etti. Faciada en az 5 kişi hayatını kaybetti. Bulgaristan'da raydan çıkan kargo treni bir felakete yol açtı. Doğalgaz tanklarını taşıyan kargo treni ülkenin kuzeydoğusundaki Hitrino köyünde raydan çıktı. Kazaya trenin son iki vagonunun yüksek gerilim hattına çarpmasının neden olduğu açıklandı. Raydan çıkan vagonlar demir yoluna yakın bir bölgede bulunan evlere çarparak infilak etti. Patlamalar ve ardından çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Yetkililer kalan vagonların patlama riskine karşı Hitrino köyünde yaşayanları tahliye etti. Kazada 20'den fazla bina zarar görürken ekipler enkaz bölgesinde canlı olup olmadığını kontrol ediyor. Dün 7.8 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Pasifik ülkesi Solomon Adaları'nda 6.9 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Sarsıntı yıkıma yol açmazken büyük korku yaşandı. Pasifik ülkelerinden Solomon Adaları'nda deprem kabusu sürüyor. Perşembe günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremden bir gün sonra ülke yeniden sallandı. Artçı şokun büyüklüğü 6.9 olarak açıklandı. Sarsıntının ardından Güney Pasifik için tsunami alarmı verildi. Saatler sonra alarm kaldırıldı. ...7.8 büyüklüğündeki ana depremden ise yaklaşık 3000 kişinin etkilendiği ve 40 evin hasar gördüğü açıklandı. Ülkede 2008 yılında yaşanan 8 büyüklüğündeki depremde 52 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı. Dünya genelinde ardı ardına yaşanan şiddetli sarsıntılar ise uzmanları endişelendirdi.
30 Ekim'de İtalya'da 6.5, 13 Kasım'da Yeni Zelanda'da 7.8, 21 Kasım'da Arjantin'de 6.4, 22 Kasım'da Japonya'da 7.4, 25 Kasım'da Tacikistan'da 6.8 ve 2 Aralık'ta da Peru'da 6.3 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Bu hafta içinde de Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında 6.5, Çin'in Sincan bölgesinde 6.2 ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 6.8 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanmıştı. Latin Amerika ülkesi Kolombiya bir tecavüz olayıyla sarsıldı. Başkent Bogota'da 7 yaşındaki kız çocuğu tecavüz edildikten sonra öldürüldü. Zanlı polis tarafından gözaltına alınırken küçük kızın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Kolombiya 7 yaşındaki tecavüz kurbanı küçük kız için ağlıyor. Juliana Samboni, başkent Bogota'nın yoksul işçi mahallelerinden birindeki evinin önünde oynarken gri minibüs kullanan bir adam tarafından kaçırıldı. Küçük kızın cesedi saatler sonra kentin Chapinero semtindeki lüks bir apartman dairesinde tecavüze uğramış, işkence edilmiş halde bulundu. Dairenin 38 yaşındaki sahibinin olaydan önce aşırı kokain ve alkol almış halde bir hastaneye gittiği, sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Rafael Uribe Noguera adlı zanlı, kaçırma, tecavüz ve cinayet suçlamalarıyla polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, Kolombiya'nın tanınmış mimarları ve hukukçularının mensup olduğu çok zengin bir aileden geliyor. Juliana'nın ailesi ise kırsal kesimden Bogota'ya göçmüş yoksul yerliler. Birçok Kolombiyalı şimdi zanlının adaletten kaçmak için ailesinin zenginliği ve gücünü kullanabileceğinden kuşku duyuyor. Juliana'nın cenazesi ailesinin geldiği Cauca bölgesindeki El Bolivar köyüne gömüldü. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Ana haber bültenimizin sonunda İstanbul'dan ilginç bir haber var. Terazidere istasyonunda meydana metroya binmek isteyen kadın yolcu kartını bir kargaya kaptırdı. Sonra İstanbul kartımı doldururken kartım bir an böyle yere düşüyor ve kartımı almaya çalışırken benden önce karga sarılıyor. İstanbul'da bir karga metroya binmek isteyen kadın yolcuya kötü bir sürpriz yaptı. İnsanlar bazen böyle espri yapıyor işte oğlum hayat sana her şekilde bedava sen niye kart alıyorsun? Nesibe Koç, Terazidere istasyonunda dolum işlemi yaptırırken kartı kapan bir karga istasyonun tavanındaki demirlere kondu. Olayın ardından vatandaşlarla birlikte kartı kargadan geri almaya çalışan Nesibe Koç başarılı olamadı. Nesibe Koç'a akşam saatlerinde istasyona yeniden uğramasını söyleyen görevliler kartı teslim etti. Akşam gittim işte kartı bırakmış bir şekilde kartımı aldım. Sonuçta önemli olan İstanbul kartın gidip hani gelmesi değil. O karganın onu ağzında alıp da yani düşünsene bütün insanları dört dolandırdı metronun içinde. Son haberimizde efendim. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.